Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yarınki Bursa yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Onu yapmadan önce her zamanki gibi İstanbul yarışlarının sonuçlarına şöyle bir bakalım. İstanbul yarışlarında aslında birçok yarışta düşündüğümüz atlar geldi ama 4'te kaldık, yakalayamadık. İlk ayakta Erkarslan'ı sürprizden önermiştik. Yakın ara kaybetti. 19 lira Ganyan. Gelseydi altı çok büyük paralara gidebilirdi. İkinci ayakta Fahrenheit diye bir at geldi. Hayatında iki kez koşmuş. İkisi de Çim 8. aydan beri koşmamış bir at. Yani açıkçası orijini fena değil. Inspector Turkish Delight ama yani hiçbir varlık gösterememiş. 2000 metreyi de hani kondisyonu yetmez diye düşündüm ben. 1-2 yarış görsün diye düşündüm ama hepsi yazmayan zaten bu atı yazamaz yani açık söyleyeyim. Hepsi yazmayan yazamaz. Flash Forward önde götürdüğü yarışı sonlarda teslim etti. Yine Hayal Tufanı yakın ara geldi ama dediğim gibi Fahrenheit günün büyük sürprizini gerçekleştirdi. Hepsi yazmayanın yazma şansı çok az veya o ahırdan birilerini atı tanıyan birileri anca onlar yazmıştır yani. Üçüncü ayağa geldiğimizde Oğuz Boylu'nu önerdik. Dedik yani tempo koşar, tempo yarışlarını yapabilir. Kumda Ankara'daki yarışının benzerini yapabilir. Aynısını yaptı. Çok güzel koştu ve ikinci at çıkmış AGF'de. Sement'i pek dördüncü at olarak vermiştim. Fazla önermemiştim. İkinci oldu. Ama Oğuz Boylu rahat kazandı. Bir sonraki koşu da aynı Nişan günün bankolarından biriydi. %61'li. Biz onu değil de Hopa Şahan'a çok inandık. Hopa Şahan'ı başta verdik. %4'lük bir attı. Dördüncü at çıkmıştı. 8 lira Ganyan'la. Tam potada kaybetti maalesef Burun'la. Bir iki arkadaşım sıralı ikili oynamışlar. Hopa Şahan önde, aynı Nişan ikinci. Normal oynamamışlar. Kıl payı burun farkıyla son anda at yarışı kaybetti. Karataş'ın da usta binişiyle tam potada. Hopa Şahan ağladı. Beşinci koşuda Neşet'im yani yazılabilirdi ama tercih etmedik. Biz değerlendirmedik. Ama son ayakta günün teki olarak önerdik Winchester'ı. 4 lira Ganyan'la gelmiş. Birinci at çıkmış ama ben birinci at çıkmaz diye tahmin ediyordum AGF'de. Birinci at çıkmış ama yine de güvendik ve tek banko verdik. Bizi yanıltmadı. Buradan sevgili izleyicilerimizden Alcatraz'a selamlar. Alcatraz biraz verdiğimiz teki beğenmemiş gibi bir yorum yaptı. Arkadaşlar dediğim gibi ben kendisine de mesajla yazdım. Yani %60'lık, %65'lik atları herkes tek verir zaten. Aynı nişanı yani herkes biliyor onun kazanma şansının yüksek olduğunu ama biz arıyoruz yani parayı arıyoruz. Biz geçen pazartesi günü Bursa'yı yakaladığımızda Drummer gibi bir atı tek verip %4. at AGF'lerde %10'larda olan bir atı tek verip 8.480 lirayı bazı takipçi arkadaşlarımız yakaladılar, kazandılar. Bu sayede yani. Yani ben de kolaya kaçar aynı nişanı tek atabilirim yani. Aynı nişanın kalite bir at olduğunu biz biliyoruz zaten, görüyoruz. At bütün dişi yarışlarını kazanmış bir saftan ama Hopa Şahan'da da bir çıkış olduğunu ve yarışın gidişatının Hopa Şahan'a yaradığını düşündüğümüz için ve altıda yüksek paralara götürebileceği için Hopa Şahan'ı önerdik. Ve bizim önerdiğimiz kadar da koştu yani, iyi koştu. Bakın birinci ayakta Erkarslan gelse, ikinci burada Hopa Şahı kazansa Neşet'imi de verdiğimizi düşünelim. İkinci ayakta normal bir at gelse altını yine daha fazla para verir. Yani ikinci ayakta atıyorum bir numara Flash Forward gelseydi, Erkaslan gelseydi, Hopaşa gelseydi bu altını 10 milyar verirdi, 15 milyar verirdi yani. Dediğim gibi amacımız büyük para. Zaten bu işin bileni yok yani, hiç kimse bu işi ben biliyorum diye iddia edemez. Takip etmeyi var. Altyapı var, donanım var daha önceden, yıllardır oynadığımız için yani bizim bir bilgi birikimimiz, bilgi dağarcığımız var ama dediğim gibi atlar canlı hayvanlar, her an her şey olabilir. Lütfen oyunlarınızı ona göre yapınız. Gelmeyebilir. Önerdiğimiz atlar bugün gelmez, yarın gelir. Herkes her gün aynı başarıyı gösteremez. Günde 6000 kişi izleyen bir yorumcu arkadaşımızı dinledim ben. Arkadaşımız Handsome Hero'yu 7'li plus'ı ayağında hiç geçilmez, ikiliyi bozmaz dedi. At tabelaya girmedi. Mesela örnek veriyorum yani. Rubico'yu banko verdi ama Rubico İlk dörde girmedi. Yani herkes gününde olmayabilir. Ben o arkadaşı eleştirmek için söylemedim. Yani herkesin bir günü vardır. Bugün onun tahminleri iyidir. Yarın bizim tahminlerimiz iyi olabilir. O yüzden dediğim gibi siz de kendi tutuklarınızı bizim verdiğimiz oyunlarla beraber harmanlayıp yorumlarsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi yarın altının iki ayağında bir bankoyla başlayacağım. 98 günlük arasına rağmen 3 numaralı Baba Memduh'un problemlerinden arınmış gibi görünüyor. Çalışmaları çok iyi, galopları çok iyi. Normalde bu gruptan çok kaliteli bir at.
İşte sadece şöyle bir sıkıntısı var. Bu sezon gelip böyle çok rahat gelip tutatıyor. Gelip 300'lerde birden temposunu kaybediyor ve yani kazanabileceği yarışlardan 3. 4. 5. ayrılıyor ama sanki bu kez bu grup çok uygun gibi. Bu kez hani Tutotto gelip durmaz da uzak ara sanki kazanırmış gibi bir izlenim veriyor bana. Uzak ara kazanmasın da bir boyla kazansın yine bizim olsun diyorum. Ben 3 numara Baba Memduh'u riske giriyorum. Bu zor Bursa programında banko olarak öneriyorum size arkadaşlar. Altının ikinci ayağına geldiğimizde 18 atlı zor bir yarış. Buraya çok at önereceğiz. Siz de kendi tutuklarınızı değerlendirebilirsiniz. 5 numaralı Maycem etkili bir sprint yapabilir. 4 numara gözü açık. 99 gün arası var ama at güzel. Kumda da güzel yarışlar var. Yine 3 numaralı Haber son 2 yarışı güçlü gruplarda koştu. Daha sonra 9 numaralı Çakır Ali etkili sprint yapabilir. Önde sert mücadele olabilir. 10 numaralı Hasan abi yine aynı şekilde önde sert mücadele olacağı kanaatindeyim. Etkili bir sprintle gelebilirler. Uzun Bey eğer önde fazla rahatsız edilmezse koşabilir, iyi koşabilir ve yine son at, son iki at olarak da 14 numaralı Kutlu Şah'ın ve 15 numaralı Serden Geçer'i yazarsak kafamız rahat olur. Bir 18 numara Ferhal'de yerimiz kalırsa onu da yazalım arkadaşlar. 18 numara Ferhal'ın son yarışı fena değildi. Dediğim gibi zor bir yarış. Çok at önermek zorunda kaldık. Altından 3. ayağında 3 numara Kıvılcım'ın son iki yarışını çok beğendim. Bu mesafede bu rakiplerini geçmesi lazım. Bunu da banko olarak öneriyorum size. İkinci bankom arkadaşlar. 3 numaralı Kıvılcım. Altının 5. ayağına geldiğimizde son yarışında çok güzel bir atı geçen Star Force gibi bir atı geçen 2 numaralı Kontonio ilk at olmayı hak ediyor. İlk rakip 3 numaralı Büyük Acıba. Yine 5 numaralı Triket. 6 numaralı Dark Heart. 7 numaralı Wind Power. 9 numaralı Gaudi. Ve 10 numaralı Bobby. Bu atları da yazarsak arkadaşlar kafamız rahat olur bu koşuda. Altının 5. ayağına geldiğimizde 2 numaralı Banu Prenses yarışın en şanslı atı yazalım. 5 numaralı Gülek Boğazı etkili olabilir arkadaşlar. Son yarışta 15 boy gibi uzun çok yüksek bir şeyde startta kaldı. Bayağı bir startta kaldı. O yüzden bugün startta kalmasa bir takı değişikliğine gitmişler. Etkili koşabilir. Daha sonra 11 numaralı Milacan. Ve yine sürprizden arkadaşlar 3 numaralı Buzlu Kızım diyorum arkadaşlar. Altının son ayağına geldiğimizde yine zor bir yarış. 1300 metre şartlı 19 yarışta bir koşu atlar arkadaşlar. Bu yarışa baktığımızda ekürleri ilk şansı vereceğiz. 5 numaralı Power of Angels ve Onslow ekürlerine. Daha sonra 4 numaralı Gita etkili koşabilir arkadaşlar. 10 numaralı Kanman Star etkili olabilir. Onu da yazalım ve yine arkadaşlar 3 numaralı Alija'da kısa mesafeler etkili olabilir. Bu 4 at şeklinde geçelim arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kanalımıza abone olun ve videolarımıza yorum yazarsanız olumlu olumsuz eleştiriye açığız. Ve videolarımızı beğenirseniz çok mutlu oluruz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Hoşça kalın.